Mustafa Hocam, yani sezon başından beri değişen teknik adam sayısı. Böyle 5 büyüklükte 33 hocam. Böyle kulüplerin, böyle teknik adamların olduğu yerde bu 69 da olur. Hiçbir prensibi olmayan, saygınlığı kattı hocam saygınlığı ülkede. Olmayan Mesleğin. Kulüplerin, kulüp başkanlarının ve teknik adamların. Ha. 2 ayda bir kulüp değiştireceğim, oradan çıkacağım, oraya gideceğim dersen hiçbir teknik adama güven kalmaz. O kulüplere hiçbir saygınlığı kalmaz. Ondan sonra da... Baraj koysan insan haklarına aykırı mı? Bir teknik adam bir takım çalıştırır bir senede. Hayır, bir... Bunun bir futbol takımı iki teknik adam çalıştırır bir senede. Misal veriyorum. O kadar. Bunu işte siz biliyorsunuz, kadar. Teknik adamlara veriyorlar. Bir teknik adam bir senede iki takım çalıştırır. İnsan İtalya'da ona olur mu? Teknik adama bir yılda bir takım ver. O kontratını yerine getir. İki takım verme. Kontratı imzalıyorsun. O kontrat senin görevine son verilirse, eğer sen istifa etmezsen görevine son verilirse, kontrat şartlarını yerine getiren takım ikinci bir teknik adamla çalışabilir. Ama teknik adam ikinci bir takımla çalışamaz. Hocam çok güzel söylüyorsunuz da o kontratı kim verecek? Kaç tane teknik adam güçlü o kontratı imzalayacak? Ama oradan oraya zıpladığın zaman, hocam, oradan oraya zıpladığın zaman teknik adamların tamamen prestij kaybı, prensiplerin yok olduğu bir ortama gidiyorsun. Saygınlığı yok ya. Böyle bir ya hale oradan geldi. Atlayıp oradan gidiyorsun. Şimdi hocam yani, parayla ilişkilendirilen bir mesleğe girdi. Teknik adamlarda da hata var. Tabii para kazanılacak sonucunda ama adam gidiyor küme düşeceğini biliyor. Diyor ki ya kalayım 6 hafta diyor. İşte şu kadar aylık alırım olsun diyor. Ondan sonra öbür sene de oraya gidiyor. O zaman iş buraya döndü. Yani iş buraya döndü. Kendine oyuncu geliştirme, yani. Oyuncu yani geliştirme falan yok. 3 ay sonra 5 ay sonra ben şu takımın başına geçerim diyebilecek bir adam yoksa zaten teknik adamlık yapmasın. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Pro lisansa inanıyor musun yoksa pro ya, lisans yani lüks mü? Formalite. Çalıştırabilir mi pro lisanssız? Ben şuna inanıyorum. Ne kadar sürüyor kurs süreleri? 1 ay. 15'er gün. 2 hafta. 2 tane 15 gün. 2 tane 15 gün. O kurslarda öğrendiğin hiçbir şeyi taşıyamazsın. 1 sene sonra aklında hiçbir şey kalmaz. Yani kurslar seni teknik adamı yapmaz. Sen kendin teknik adam olursun. Evine gidip üretebiliyorsan, kadronu önüne aldığın zaman ben bunlardan ne yapabilirim? Bu vidaya hangi civatayı koyabilirim? Bunu koyduğum zaman bu daha sağlam mı olur? Bu burasını... O zaman bunu kaldırsınlar. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ama kaldırdıkları zaman işte böyle 2 haftada bir takım değiştirirsin. Buraya bu şartı koyduğun zaman bir teknik adam bir yılda bir takımdan fazla bir yerde çalışamaz. Çalışmasın kardeşim ya. O zaman seçmesin bu mesleği. Kesinlikle konması gerekir. Hocam... Peki ikinci bir soru sana. Yakalamışken sorayım hocam, seyirci merak eder. Yabancı oyuncu sayısı, serbestisi ne diyorsun? Ya şimdi kulüplerin mali yapısına baktığın zaman, finansal yapılarına baktığın zaman bu sayıları kaldırabilecek güçte şey yok. Bu sayıyı bulman için kaliteyi düşürmen lazım. Mutlaka düşüreceksin. Ya milyarlarca borcu olan kulüplerin bundan sonra Avrupa ve dünya çapında yıldızları buraya getirme şansı var mı? Eğer getirmek istiyorsan bu sayıyı düşür. Ha bu seneki şartlar seni mecburen yani bu koronavirüs olayından ötürü bu sayıyı biraz arttırma fırsatı verdi. Bu da normaldir. Yani bakıyorsun milli takımında dahi bu vakalar yaşanıyorsa kulüp takımında her hafta yaşanıyor. Yani bu geçici olarak bu olabilir. Ama ya gidiyoruz geliyoruz yani senin benim yani başladığı futbol oynadığımız dönemlerdeki aynı şey. Sen nereden çıktın? Altay'da nerede oynadın? Genç takımda. Sen? Gençler Birliği genç takımından çıktım. Ben? Altay genç takımından çıktım. Sonra Güneş Spor benim ikinci. Biz Türkiye şampiyonu olduk hocam Türkiye biliyorsun. Genç yani, takım Türkiye şampiyonu genç olduk. Genç takımla. Bizim oynadığımız Altay'ın A takımında 8 tane genç takımdan için futbolcu oynuyordu. Hocam, hocam Erdi, rahmetli Turgut, Hayrettin, Serdar Bergil, Şeref Emeç, Önder Koldaş, bizim Önder. Doktor, Hakan Yalçın, kimler? 7'de kimler? Şu anda kaldı. Mehmet Yavuz. Yani, bir anda kendim 9 oyuncu A takımda oynadık biz hocam. Bizden evvelkiler.
Hepsi aynı. Kamer Kamböre. Şimdi yani Türkiye milli takımlarda bu başarıyı gösterebiliyorsa, bu çocuklar bizim altyapımızda, hepsi nereden yetiştiği belli. Yani Türkiye eğer transfer piyasasına girecek olursa, ki Avrupa'da yarışmak istiyorsak, artık kulüpler bazında bu şansı kaybettik biz. Bunu net olarak görelim. Yani onlarla bizim mücadele etme şansımız yok. İtalya Ligi, Serie A 850 milyon avroya yıllığı şey yaptı. Televizyon kanalıyla anlaştı. Yayın hakları için. Yayın hakları için. Bu paralarla bizim çünkü biz borçlarımızı ödeyemiyoruz ki kulüpler olarak. Şimdi işte bu sirkülasyon, teknik adam sirkülasyonu dediğin şey, gideyim burada çalışayım, 15 alırsam 15 alayım, kârdı, 10 alırsam 10. Para, böyle bir şey yok. Yani teknik adamlar, bir teknik adamın bir takımın başkanı ve yöneticilerle görüşme şansı yoktur. Eğer çok bir samimiyeti, geçmişe dayalı bir samimiyeti yoksa, ilişkileri yoksa, ben hayatımda bu kadar başkanla çalıştım, yöneticiyle çalıştım. Benim telefonumda en fazla iki tane başkanın telefonu vardır. O da Allah korusun, yani olumsuz bir olay yaşarlarsa da taze için ararım. Ama çok sık diyaloglar oluyor. Başkanım nasılsınız? İyi misiniz? İyi gidiyor musunuz? Şimdi. Ya sırf ona şimdi değil. Şimdi sürekli bir diyalog hali var. Yok, ya böyle sen bir tribüne şey gidiyor. Maçı seyrediyor. Başkanın yanında. Ben maça teknik adamlar yani, bir de takımına sallıyor. Başkanın yanında kötü oynuyor diye. Yıllardır. Yani çalışmadığım yıllar sayılıdır arada. Sonuçları kötü giden hiçbir takımın maçına gitmedim. Hocam tribünde yanlış anlaşılıyor. Başarılı olan Ender kötü giderken 20 tane teknik adam var. Ama o hafta kötü olan hiçbir takım maçına gitmedim. Sen de biliyorsun. Hocam 20 tane teknik adam gidiyor biliyorsun değil mi? O hafta bir antrenör gidecekse tribünde 20 tane teknik adam var. İşte ne oldu? Başkanı da başkanı zaman da arada çay kahve içecek, o devre arasında sıkıştırmak, işte orada konuşmak, şirin peki görünmek, takımın eksiklerini söylemek. O zaman biraz hocam, güncelden hareket çok kısa edelim. Bir şey söyleyeceğim. Laptop götüren var. Laptop götürüyor, başkanı açıyor. Sizin takım böyle sunum oynaması gerekir. Sunum yapan var devre arası maçlarda. Neyse bir şey söylemeyeyim. Antrenörlük mesleği hocam, bu hale geldi. Hocam güncelden hareket edelim o zaman. Sorular da var çünkü. İşte Fenerbahçe'de şimdi Erol Bulut dönemi sona erdi. Emre Belözoğlu son 10 maçta takımın başında olacak. Geçen akşam bizim programlardan birindeydi. Yılmaz Hocam dedi ki Erol Bulut için de erken olduğunu düşünüyordum. Keza Emre için de öyle düşünüyorum. Aykut Kocaman bir açıklama yapmış bugün, dikkatimi çekti. Tek kaygım hani Emre Belözoğlu için kriz anlarındaki yaklaşımının ne olacağı demiş. Bir yandan arkadaşlarım buraya Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki performansını da grafiklerle verdiler. Siz ne düşünüyorsunuz erken hocam? Erken ne demek? Erken ne demek? Şimdi birçok insan bilmez. Ben 36 yaşında Türk Milli Takım Teknik Direktörü'ydüm. 37 yaşında da Galatasaray Teknik Direktörü oldum. Erol dediğin kardeşimiz 46 yaşında. Evet. Ne zaman olacak yani? Hangi yaşta olacak ki? Bunun erkeni yok. Mustafa, Sergen'den TRT'de program yapıyoruz. Bunu bir iki sefer söyledim burada. Bana dedi ki işte o sırada bir yerden çalışıyordu. Sonra Sivas'a gitti herhalde. TRT'den ayrıldı. Sonra da programı bitirdik. Ben de ayrıldım.